Manşete hoş geldiniz Türkiye suikastte gebe kcsi ile ve kapağıyla çıktık bugün neden bu uzun süredir gündemde olan infaz listelerinin odağındaki isimlerden biri Ahmet Nesin tarafından gündeme getirilmiş bir iddia. Bold medyadan okuyorum. Ahmet Nesin'den suikast uyarısı duyum olarak da geldi diyor. Gazeteci Ahmet Nesin kendisine Türkiye'de bir suikast yapılacağıyla ilgili duyum geldiğine dikkat çekerek bahçesine helikopter inebilecek durumda olanların kendi tedbirlerini almalarını önermiş. Devamla şunu söylüyor ki o bölümü işaretledim sizin için siz de görebilin diye. Bu bir duyum olarak da geldi. Benim uzun zamandır ara sıra yazılarımda çıtlattığım bir şey. Bir suikast temi zaten her zaman derin devlet içinde var. Tekrar Binali Yıldırım mı olur? Binali Yıldırım'ın öldürülmesi eski bir başbakan ve meclis başkanı yeteri kadar ortalığı kaldırır diye düşünüyorum. O yüzden ben uyarıyorum. Erdoğan tarafından bahçesine helikopterle girilebilecek Abdullah Gül dışındaki insanlar kendi özel tedbirlerini alsınlar. Açık söylüyorum. Türkiye bir suikast gebe suikast duyumunun geldiğini söyleyebilirim ama isim duyumu gelmedi diyor. Ahmet Nesin bir ilk ortaya çıktığında 21 kişilik daha sonra 40 küsür 50 küsür kişilik listeler e, yayımlandı ve JITEM e, yani sosyal ağlardaki hesaplarında JITEM kelimesini kullanan e, çeşitli kullanıcılar tarafından bunlar dolaşıma sokuldu sonra bu mesajlar silindi. Ahmet Nesin bu listelerin hepsinde vardı. Türkiye'de sadece iktidar değil, iktidarı paylaşan odaklarda ki buna derin devlet de diyebilirsiniz, ergenekon da diyebilirsiniz, özel harp dairesi ve onların uzantıları da diyebilirsiniz. Bunlar uzun zamandan beri Türkiye aleyhinde yapılan faaliyetlerden ya da kendileri aleyhinde veya kendilerinin eski iç çamaşırlarını, kirli çamaşırlarını ortaya koyan neyse faaliyetlerden rahatsızlar. Türkiye aleyhine diyorlar esasen kendilerine aleyhine Türkiye aleyhine bir faaliyet yok ben yurt dışında kalem oynatan veya siyaset yapan yığınla ismi biliyorum hepsi zaten ülkenin genel olarak selametini düşündükleri ve şu anda ülkenin başına musallat olan bu milli güvenlik sorunu çete ve çetelerden arınması gerektiğini savunuyorlar Ahmet Nesin de onlardan biri uzun yıllardır yurt dışında yaşıyor hayatının belli dönemlerinde bu sürgünü tatmış 70'li yıllardan bu yana bir isim ...yeteri kadar tecrübesi var ve havayı koklaması da biraz bundan yani havayı herkesten daha erken koklaması Türkiye'nin 70'ler 80'ler 90'lar deneyimlerini içinde yaşamış biri olmasından kaynaklanıyor. Öncesinde tabi elbette Ahmet Nesin'in babasına yönelik tehditler ve babasıyla ilgili güvenlik endişeleri de var böyle bir ailenin içinden deşet ettiği için Ahmet Nesin'in söylediklerine kulak kabartmak gerekiyor. Binali Yıldırım vurgusu şu ki bu Ahmet Nesin'in yazılarında ve anlatımlarında da var. Daha sonra Cevheri Güver'in çektiği videolarda da detaylı anlatılıyor. Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz akşamı ortadan kaldırılacak, ses getirecek bir suikastle ortadan kaldırılacak isimlerden biri olduğu. 15 Temmuz darbe girişiminin hedefindeki isimlerden biri ve onun öldürülmesiyle infialin daha da büyümesinin hesap edildiği filan isimlerden biri olduğu ifade edilmiş, iddia edilmişti. Binali Yıldırım sıradan bir insan değil. Dönemin başbakanı ve başbakanlık sistemi var o gün hala. Cumhurbaşkanının yetkileri hala sembolik ve bütün yetki başbakan ve bakanlar kurulunda mevcut anayasaya göre 15 Temmuz 2016 Türkiye'sinde. Bunun altını çizelim. Ve Binali Yıldırım o gün nereye gideceğini bilemiyor. Ortada kalıyor adeta. İstanbul'da hatta aracını şoförüyle beraber veya korumasıyla beraber Boğaz Köprüsü'ne gönderiyor ve orada bir taciz veya bir saldırıya uğrama hali var. Daha sonra Ankara'ya doğru karayoluyla yola çıkıyorlar. Ilgaz'da başka bir taciz söz konusu oluyor ve gene şoförünün aracına hızla manevra yaptırmasıyla bundan kurtuluyor. Bu kendi ifadelerinde var. Yine aynı şekilde o akşam MIT müsteşarına ulaşamadığı ulaştığında da her şey yolunda gibi merak etmeyin falan gibi bir karşılık aldığı ve MIT Müsteşarı'nın öfkesi var esasen Hakan Fidan'a. Beni neden bilgilendirmediniz? Ben bu ülkenin başbakanıyım ve sen de bana bağlısın. Ee, gibi bir şeysi var. Bu o gün yayın, e, o günlerde çıktığı televizyon ekranlarında, özellikle CNN Türk ekranında çok net hissediliyor. Haliyle Binali Yıldırım da belli ki o gün kendinin ortadan kaldırılacağını düşündü, düşünmüş olabilir. Bu konuda belli duyumları var ama bunu açık etmiyor. Ve ondandır belki de Anadolu Ajansı'nın editör masasında en sevmediğiniz proje nedir sorusuna 15 Temmuz projesi diye cevap vermişti. Bunların hepsini bilgiye ve belgeye dayanarak söylüyorum. Ve e atıfta bulunduğum kaynaklara gidip bakarak gerek YouTube'da gerekse yazılı olarak hepsinin teyidini detaylı olarak görebilirsiniz. Fakat burada Ahmet Nesin'in dikkat çektiği şey ses getirecek bir suikast. Diyor ki Tayyip Erdoğan'ı bir seçim kurtarmayacak. Bir seçime gittiklerinde MHP'li veya MHP'siz e, bırakın parlamento dengeleri ne olursa olsun Erdoğan'ın %51 ile birinci veya ikinci turda Cumhurbaşkanı seçilme olasılığı çok çok düşmüş durumda. Dolayısıyla erken seçimi olabildiğince yani erken seçimi şu anda yapmak gibi bir niyetleri yok olabildiğince geç yapmaya çalışacaklar ama şu anda Tayyip Erdoğan etrafında iktidarı kontrol edebilecek bir olağanüstü gelişmeye ihtiyaçları var. 15 Temmuz benzeri bir olağanüstü gelişme. Bu bir darbe olmak zorunda değil. Bu bir suikast da olabilir veya bir suikast girişimi de olabilir onu kastediyor. Devamla şunu söylüyor. Erken seçimin Erdoğan'ı kurtar kurtaracağını düşünmediğini belirtiyor. O yüzden bir olası darbe girişimi ya da hiç darbe girişimi olmadan direkt bir suikast planı düşünüyorum diyor Ahmet Nesin Devamla. Türkiye'nin bu Afganlar, Afganlılar kapıdan gel Afganlar gelmeye başlayınca bir şekilde uyan hücreler uyanmaya harekete geçmeye başladı. Durup dururken Kürtlere ilk defa ya ailecek ya siyasi anlamda ya da İzmir'de olduğu gibi evlerinden atılmalar, öldürülmeler ya da bu 7 kişinin öldürülmesi gibi bu şekilde devlet dışında halkın halkla karşı karşıya geldiğini görmemiştik. O yüzden ilginç şeyler oluyor. Bunlar büyük tuzaklar diyor Ahmet Nesin. Evet. Bunlar büyük tuzaklar ve 6-7 Eylül olaylarının yıl dönümü. ...66. yıl dönümü. 1955-2021. 66. yıl dönümünde her şey... ...bu İstanbul Express gazetesinin... ...yazı işleri müdürü... ...Gökçen Sipahioğlu... ...daha önce Sipa kurmuş olan isim... Ee, uzun yıllar galiba Fransa'da yaşadı ve orada vefat etti 2011 yılında. Gökçin Sipa Sipahioğlu'nun yazı işleri müdürü oldu. İstanbul Express gazetesi 6 Eylül günü ikinci baskı yaparak atamızın evi bombayla hasara uğradı. Sabaha karşı vuku bulan bu menfur hadise infial uyandırdı. İşte efendim e, Yunan resmi tebliği vesaire diye e, bu haberle ve bu haberin ikinci baskı yaparak e, normalde 20 bin satan İstanbul Ekspres Gazetesi'nin o gün 250 bin dağıtılmasıyla bir infial ortaya çıktı ve daha sonra öğreniyoruz ki çeşitli kitaplardan, hatıralardan ve belgesellerden 6 Eylül'den önce 4-5 Eylül'de İstanbul'a kamyonlarla getirilmiş, bindirilmiş kıtalar, işçiler, ne derseniz provokatörler ve daha evvel çarpıyla işaretlenmiş olan azınlık evleri işte özellikle Rum evleri çünkü Hadise Atan'ın evir Selanik olunca karşıda karşınıza Yunanistanı ve doğal olarak Rumları alıyorsunuz. Ve daha sonra 6-7 Eylül'de başlayan nümaiş, ardından da büyük bir talan, büyük bir yağma ve hemen takip eden dönemde de işte kalan Rumların da göç ettirilmesi, mallarına, mülklerine el konulması var. Tecavüze uğrayan kadınlar var, öldürülenler var, var oğlu var. 6-7 Eylül'ün bugün 61. 66. özür dilerim yıl dönümü 6-7 Eylül 1955 tam 66 yıl önce şimdi bugün yaşananlara bakın tekrar tarih yeniden tekerrür ediyor. Türkiye'de çok fazla bir değişiklik yok. Bakın bu da Habertürk gazetesinden ki Habertürk gazetesi kapandı bir gazete kupürü. 6-7 Eylül, olaylarından tarihi fotoğraflar kadınlar da yağmada diyor. Darbe komisyonuna gönderilen belgeler arasında 6-7 Eylül olaylarına ilişkin çarpıcı belgeler de yer aldı. Bazı fotoğraflarda modern, şık giyimli İzmirli kadınların ellerinde sopalarla yağmaya katıldığı görülüyor. İlk fotoğraf zafer kazanmış gibi, ikinci fotoğraf ellerinde sopa, üçüncü fotoğraf tren garında, dördüncü fotoğraf kadınlar ön planda alt başlığıyla yayımlanmış. Dönüp bakalım değişen hiçbir şey yok. Kemal Özkiraz Avrasya Anketi'nin e, sahibi İzzet Ulvi Yönter isimli MHP Genel Başkan Yardımcısı bir dakika önce arayıp bir buçuk yaşındaki kızıma varana kadar küfretti. Bu hadise 4 Eylül'de oluyor hafta sonu. Beni öldürmekle tehdit etti. Bu da oldu. MHP Genel Başkanı yok mu diye soruyor. MHP Genel Başkanı da adamları da aynı söylemin soyu yani diyecek bir şey yok. Gene aynı şekilde DEVA Partisi Ali Babacan savcılıklar tarafından takipsizlik kararı verilen veya yargı süreci çalıştırılıp beraat eden, beraat eden vatandaşlarımızın KYK öncesi hakları aynen iade edilmelidir. Yani KYK'ları kaldıracağım demiyor da beraat eden, yani yargıya hala, yani mevcut yargıyı tanıyor ve bu yargıda beraat eden, bu yargının suçsuz bulduğu, ya bu yargı suçsuz bulmuşsa zaten hakları zaten otomatik olarak iade olması lazım. Onu yapmayanların kabahati. Yani sen ayrıca iktidara gelince bir şey yapmış olmuyorsun yani. Ama dedim ya, iktidarıyla, muhalefetiyle bir koalisyon yönetiyor Türkiye'yi. Ali Babacan da son demeçleriyle o koalisyonun yanında hizalandı. Nedendir, niçindir bilmiyorum ama durum budur. Bakın Aysel Tuluk, Hasta haliyle 5 yılı aşmış bir süre cezaevinde ve dün basına ve kamuoyuna avukatlar aracılığıyla şu açıklamayı yaptı. Ağır hasta ya da tek başına yaşamını idame ettiremeyecek durumda olanlarla ilgili sağlık kurulu raporlarına rağmen cezaevleri hasta mahpusların adeta ölüme terk edildiği, iktidarın muhaliflerine düşman hukuku uyguladığı alanlardan biri olmaya devam etmektedir. 5 seneye yakın süredir siyasi sahiplerle cezaevinde tutulan binlerce Kürt politikacılar, politikacıdan, demokratik siyasetin emektarlarından biri. işte DTP eş genel başkanı, HDP eş genel başkan yardımcılığı yapmış Aysel Tuğluk'tur. Sayın Tuğluk'un cezaevinde rahatsızlandığı günden bugüne gerek kendine gerek gerekli olan tedavinin ivedilikle sağlanması, gerekse de eş zamanlı olarak tahliye edilmesiyle ilgili neredeyse günlük olarak avukatları süreci titizlikle takip ettiler ancak... Son aşamaya geldi. Ya, Sayın Tuğlu'nun yereldeki sağlık kurulu raporları tamamlanmış olduğundan geçtiğimiz hafta Adli Tıp Kurumu tarafından da muayenesi yapıldığından gecikme olmaksızın ATK raporunun tanzim edilmesi Adli Tıp Kurumu beklemekteyiz vesaire. Evet. Aysel Tuğluk'un annesi vefat etmişti ve annesinin defnedildiği yerde işte bir hainin, teröristin falan annesinin burada ne işi var falan kabrinin diye o kadıncağız kabrinde bile rahat bırakılmamış ve kabir nakledilmek zorunda kalmıştı. Ve bu kırılmanın Aysel Tuğruk'taki tahribatını da hesaba katın derim. Bir HDP milletvekili Musa Piroğlu evet, polis ablukasında şu tekerlekli iskemlede oturan HDP'li milletvekili Barış Günü vesilesiyle taksimde düzenlenen etkinlikte. Türkiye'nin fotoğrafıdır bu. 6-7 Eylül'ün 66. yıl dönümünde değişen hiçbir şeyin olmadığını göstermeye çalışıyorum. Birkaç örnekle. Bir başkası. TSK'dan 34 yıl önce emekli olan eski MHP Genel Başkan Yardımcısı hakkında ankesörlü hat kullandığı iddiasıyla FETÖ soruşturması. Bir şekilde TSK'dan yolu geçmiş, herkese uğrayacak, Baylok'tan sonra ankesörlü hat diye akıl almaz, deri saçması ve canını sıkan herkese torbaya atabileceğin bir gerekçe ve bunun için yazılar, bunun için haberler döşenen Türkiye medyası ve buna itiraz edemeyen Türkiye entelektüelleri. Ergun Babahan paylaşmış. Ermenileri, Rumları, Süryanileri, Ezidileri öldürüp sürmeseydiniz şimdi şeriat endişeniz olmayacaktı. Erdoğan'ın son konuşmalarından biri CHP bir Truva atı misali siyaset kurumunu içeriden içeriden çökertmeye çalışıyor. Dediğim gibi mesele tamamen Erdoğan ve onun siyasi bekası ile ilgili. Kendilerine yönelik her şey bu legal muhalefet de olsa bir darbe girişimi. Yani ne yapacak CHP senin? Yani bugün senin dışındaki bir partinin ana hedefi seni devirmek, senin partini devirmek, Cumhurbaşkanı seçilmek veya adayını Cumhurbaşkanı seçtirmek veya parlamentoda çoğunluğu sağlamak budur yani. Demokrasi budur yani. Demokraside siyasi mücadele bunun için yapılır. Bir başka şeytanlaştırma. Son dönemde Erdoğan'ın Meral Akşener'i ismen anarak artık hedef tahtasına oturttuğu gözlenmekle beraber gene benzer bir kampanyanın parçası olarak Ahmet Çakmak isimli kişi işte öfkeli gençler adına Hudut namustur diye bu pankartı asan kişi daha sonra bana bunu İyi Parti il başkanı astırdı falan dedirtildi. Daha sonra ifadesi ortaya çıktı. Kendisinin etki altında kaldığı, tehdit edildiği falan konuşturuldu ortaya çıktı. Bütün bunların hepsi iktidarın ya da iktidara çökmüş çetenin muhalefete dönük hamleleri, muhalefeti şeytanlaştırma, terör teröristleştirme. İşte bu da zannediyorum Takvim Gazetesi'nin ee, kapağıydı. Pankartı bana işte Buğra Kavuncu bastırdı, astırdı, para ve başka şeyler vaat ettiler falan. İyi Parti'yi şeytanlaştırma, CHP'yi şeytanlaştırma, şunu bunu şeytanlaştırma. Sonra Alev Alatlı sabaha konuşmuş. Sabah gazetesi de Türkiye'nin karnı doydu. Tokuz çok şükür diye böyle bir başlıkla vermiş. Evet. Evet. Çok şükür hızlı bir ekonomik dönüşüm yaşadık. Türkiye'nin karnı doydu. Tokuz çok şükür diyor. Alev Alatlı sabaha verdiği röportajda. Kim bu Alev Alatlı? İşte sadece bu fotoğrafa baksanız o da yeterli. Erdoğan'ın sadık bendelerinden. Üzerine yorum yapmaya bile değmez. O arada Erdoğan demişken kitabı çıkmış efendim. Çokça yorum var. Daha adil bir dünya mümkün. Çocukların öldüğü ve öldürüldüğü bir dünyada hiç kimse masum değildir. Altına da imza atmış Recep Tayyip Erdoğan. Kendi iktidarı döneminde binlerce belki on binlerce çocuğun öldüğü ya da öldürüldüğü bir ülkeden ve bu ülkenin sorumlusu olarak, bu ölümlerin sorumlusu olarak bahsediyor. Çok ironik, çok trajik, komik bir durum. Ayrıca Erdoğan bırak kitap yazmayı, kitap okuyan bir adam değil. E, hayatında okuduğu tek kitap var mıdır bilmiyorum. Bu kitabı da okuduğunu zannetmiyorum. Bu kitabın özeti varsa onu özetini de okuduğunu zannetmiyorum. Karış, belki de karıştırmıştır. Eline vermişlerdi işte efendim imzanızla böyle bir kitap yayınladık. Size bakın. Rivayet İbrahim Kalın veya Fahrettin Altun işbirliğiyle yazılmış bir kitap. Zaten ne olacak? Propaganda bakanları. Onu yapacak. Erdoğan'ın bir çocuğun kafasına böyle e, gerçekten e, vurması çok konuşuluyordu. Videosu var çokça paylaşıldı. Siz de e, görmüşsünüzdür. O videoyu tekrar vermeyeceğim ama çocuklara nasıl davranması gerektiğini bilmiyor değil. Çocuğun kimin çocuğu olduğu önemli demiş. Sertaç Aktan. Evet. Neticede bir Suudi prens olunca böyle elini öpüyor. Yani nerede ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor esasen Recep Tayyip Erdoğan. Orada arada Arabistan falan demişken Afganistan'a gidelim. E, bu fotoğraf e, nerede çekildi bilmiyorum ama bu, bu fotoğraf çok anlamlı bana göre. Son birkaç yayındır Afganistan'da olup bitenlerin, Orta Doğu'da olup bitenlerin Orta Doğu'ya belli bir nizamat vermek veya farklı gerekçelerle, terör vs. gibi gerekçelerle veya oranın petrolü neyse veya oranın kaynakları o gerekçelerle o bölgeye giden, taş taş üstünde bırakmayan, insanları katleden, öldüren veya ölümüne sebep olan ve kendi güdümünde işte efendim hükümetler kuran, kurduran Amerika ve müttefiklerinin, İngiltere dahil Avrupa Birliği ülkeleri dahil müttefiklerinin o bölgeye kan ve gözyaşından başka bir şey götürmediği ortada. Birleşmiş Milletler'indeki Bosna Avaş, Bosna Savaşı'nı hatırlatırım. Afrika'da Ruanda katliamını hatırlatırım. Açın bakın ve Birleşmiş Milletler'in orada nasıl sessiz ve seyirci kaldığını göreceksiniz ve bir anlamda da olayların, katliamların yaşanmasına e, izin verdiğini göreceksiniz. İşte böyle bir e, Birleşmiş Milletler tabelasının önünde bir asker. Tabelada şu yazıyor. Involved in peace. Yani e, barışın tarafındayız. Involved in peace odur. Yani biz barışın tarafındayız. Barıştan yanayız diyor. Fakat e, askerin kaskında UN yazıyor. Yani Birleşmiş Milletler'in İngilizce kısaltılmışı. Ve o yazıyla yan yana gelince uninvolved. Yazıyor. Yani barışa tarafız yazısı barışa taraf değiliz oluyor. Anlatabiliyor muyum? Birleşmiş Milletleri ve elbette Afganistan Ortadoğu tarihini okurken bunu bir kitap kapağı bile yapabilirsiniz. Bunu bir kitap kapağı bile yapabilirsiniz. O arada o da TV'de çok enteresan bir haber yayınlandı. Çok da fazla dikkat çekmedi. Nedendir bilmiyorum. AKP'den yeni hamle. Sedat Peker için takas teklifi. 4 Eylül Cumartesi günü yayınlandı bu haber. Hükümetin Sedat Peker karşılığında iki Birleşik Arap Emirlikleri ajanını takas etmeyi teklif ettiği Birleşik Arap Emirlikleri emirliğinde bu teklife olumlu baktığı öne sürüldü diyor. Fatih Altaylı takas başlıklı yazısında bunu anlatıyor. Yazıda şöyle bahsediyor. Diyor ki Türkiye Sedat Peker'i emirliklerden getirmek için uğraşıyor. Bunun içinde. Geçmişte Türkiye'de yakalanan Birleşik Arap Emirlikleri ajanlarını koz olarak kullanmak istiyor. İki ajanın emirlikleri iadesi karşılığında Sedat Peker'in Türkiye'ye verilmesi teklifinde bulundular diyor. Evet. Son derece enteresan. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Peker'i bu kadar kolay vereceğini pek zannetmem diye de eklemiş Fatih Altaylı. Evet bugüne kadar olsaydı olurdu ee, ama en azından susturuldu. En azından artık tweet de atamıyor. Sadece belli başlı tweetleri veya dikkatini çeken tweetleri RT'liyor Sedat Peker. Son attığı tweetlerden birinde de zaten Birleşik Arap Emirlikleri e, güvenliğinin veya işte istihbaratının kendisinden ricada bulunduğunu ve videoları sonlandırdığını tweetlerinde herhalde bu çerçevede sonlandığını söylemiş oldu. Birleşmiş, Birleşik Arap Emirlikleri'nde mi kalır başka bir yere mi gider bilmiyorum ama Birleşik Arap Emirlikleri'nde başına bir şey gelmeden yaşayacağını öngörebiliriz. Fakat belli ki epey bir süre ne tweet atabilecek, dişe dokunur ne de yayın yapabilecek. Öyle görünüyor. Dönelim pandemiye. Okullar açıldı bugün Türkiye'de. İngiltere'de de bütün okullar bugün itibariyle açıldı. Geçen hafta daha evvelki hafta açılan var. Yaşadığı okulların bulunduğu şehre veya bölgeye göre değişiyor. Çünkü İngiltere'de eğitim ve sağlık hizmetleri lokal idareler tarafından yürütülüyor ve belediyelere bağlı okullar ve belediyeler açılma ve kapanma, kapanma takvimini vesaire yönetiyorlar. BBC News Türkçe'ye Profesör Doktor Necmettin Ünal Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden konuşmuş. Diyor ki 47 hastanın 15'i aşısız, 29'u çift doz Sinovac aşılı, 3'ü ise tek doz Biontech aşı olmuş. Çift doz Sinovac aşısının koruma süresi geçti. Türkiye'de biliyorsunuz Sinovac aşısı güçsüz bir aşıydı. Bu zaten çıktığında da belliydi ama o ne çare elde başka bir aşı yoktu. Herkese bu herkese de bu aşı uygulandı başta yaşlılar başta olmak üzere. Belki o gün Türkiye yönetiminin, Sağlık Bakanlığı'nın başka bir çıkış yolu yoktu. Bunu yapmak zorundaydı ve bunu yaptı. Bunu kınamıyorum ama Sinovac aşısı zaten o gün Brezilya'da yapılan ölçümlerde %50 etkiliydi. Kaldı ki aşının etkinliği 6-7 ay sonra düşüyor ve Sinovac aşısının etkinliği 6-7 ay sonra hiç kalmamış bile olabilir. Bundan dolayı Türkiye'de 3. ve 4. doz aşılar uygulanmaya başlandı. Herkese de ben aşı olmalarını öneririm. Yaşadığım ülke İngiltere'de gerek ölüm vakaları, gerekse hastaneye yatırılma ve hastanede solunum cihazına bağlanma rakamları aşının yaygın bir şekilde uygulanmaya başlanmasıyla düştü. Şu anda İngiltere'de yetişkinlerin yaklaşık yüzde 80'i aşılanmış durumda. Çift doz aşıyla aşılanmış durumda. 3. doz tartışılıyor. 16-17 yaşındaki çocuklar 23 Ağustos'tan bu yana aşılanıyor. 12-15 yaş arası çocukların da aşılanması gündemde. Dolayısıyla bu aşılamanın gerek ölüm vakalarını, gerekse e, hastaneye yatırılma oranlarını çok çok düşürdüğüne bizzat buradaki rakamlarla tanıdığım ve rakamlarda şeffaf olarak paylaşılıyor. Tabii aşılanma Covid 19 olma veya virüsün bulaşmasını engellemiyor, sadece bunu daha hafif atlatmanızı ya hissetmeden ya da belki böyle bir gribal enfeksiyon gibi ayakta hastalığı atlatmanızı sağlıyor. Büyük bir çoğunlukla elbette hayatını kaybedenler oluyor, elbette hastaneye yatırılanlar oluyor. Fakat İngiltere'de de oranlar, şunu söyleyeyim, aşısız olanlar, yani ölümlere bakıyorlar daha çok aşısız olanlar, hastanede solunum cihazına bağlananlara bakıyorlar daha çok aşısız olanlar. Evet burada da aşıya karşı direnen epey bir yetişkin grubu var ve ölümlere ve şeylere baktığınızda, hastaneye yatırılma oranlarına baktığınızda 25-40 yaş arasında bir yoğunluk görüyorsunuz. Maalesef 25-40 yaş arası aşılamaya direnen bir kesim olarak öne çıkıyor. Son tahlilde ben aşılara güvensizliğin doğru olmadığını, gelişmiş ülkelerinde kendi vatandaşlarına bunu uyguladığını ve teşvik ettiğini görüyorum. Rakamlara baktığımda da rakamlarda %80-90 gerileme tamamen aşının etkisiyledir. Önümüzdeki Ekim-Kasım ayı Aralık ayına getirir bilmiyorum. Aşıların etkinlik süresi geçer mi? Ya da 3. doz, 4. dozla yeniden bir bağışıklık sağlanır mı metabolizmalarda? Bunu zamanla göreceğiz. Fakat şuna da dikkat çekerek bugün manşeti kapatacağım. BBC Türkçe paylaşmış, haberin detayına siteye girerek bakabilirsiniz. İtalya'da Covid önlemleri kapsamında plajda drone'la ateş ölçme planı tepkiler üzerine iptal edildi. Yani drone'la plajda ateş ölçme. Böyle akla zarar e, yöntemleri yavaş e, deneyen ülkeler veya işte e, abartanlar oluyor. Bu şunu düşündürdü bana, pandemiden veya alınan önlemlerden bağımsız olarak söylüyorum, pandemiyi geç, e, gerekçe göstererek bir takım seyahat kısıtlaması getirenler, sınırlarında sınırlarına bir bariyer daha çekenler e, ve e, özellikle şu son e, Suriye göçü, Afgan göçü vesaire bunun da etkisiyle Türkiye'deki kırılma özellikle Avrupa'nın doğusundaki kimi ülkelerden ne bileyim Polonya gibi, e, Ukrayna gibi, Romanya gibi, Bulgaristan gibi ülkelerden de Batı'ya doğru göç var, İngiltere'ye, Almanya'ya, Fransa'ya doğru göç var. Bundan sakınmak için devletler pandemiden dolayı önlemleri sıklaştırmışlardı. O sıklaştırılan önlemler gevşemedi hala. Ben burada da evet hükümetlerin, evet başkentlerin bu göçmen ve göçü önlemek için pandemiyede yaslanarak önlemleri gevşetmediğini, hatta belki gene pandemiye yaslanarak bu önlemleri artırabileceklerini öngörüyorum. Maalesef pandemi son iki yıldır güvenlik bürokrasisini gerek sağlık gerekse polisiye tedbirleri itibariyle ve sınır güvenliği anlamında öne çıkardı ve bu kimi hükümetlerinde işine gelmiş gibi görünüyor. Bir de işin böyle bir tarafı var. Ee, bakalım e, göreceğiz ama bu sezonu da en azından Nisan-Mayıs ayına kadar pandemi gündemli bu neviden haberlerle geçireceğimize kuşku olmasın. Devamla e, özellikle Kasım ayından itibaren belli ülkelerde vakaların artabileceğini ki Türkiye'de bu ülkelerden biri maalesef ve ölüm e, sayılarının geçen seneye yaklaşabileceğini düşünüyorum. Avrupa'da da yine belli ülkeler aşılamaya rağmen e, farklı varyantların etkisiyle ...sınanabilirler tekrar... ...bir sezon daha... ...bu Covid-19 ve bağlı etkilerle... ...yürüyeceğiz... ...önümüzdeki Nisan-Mayıs ayına kadar... ...ondan sonrası Allah kerim ben de bilmiyorum... ...böylelikle bir yayını daha sonlandırıyorum... ...yarın tekrar görüşmek umuduyla kapatıyorum... ...evet Monstar'da yeni sezon... ...iki hafta önce başladı... ...hafta içi her gün güne bakışla başlayıp... Most ...manşetle devam ediyorsunuz... ...çarşamba günleri özgür düşünce var... ...geçen cuma söylemeyi unutmuşum değerli takipçiler hatırlattılar. Ee, Özgür Düşünce'de Profesör Doktor Eser Karakaş ve İbrahim Öztürk haftanın analizini ekonomik açıdan yapıyorlar. Hafta sonları da Erhan Başçuk ve İbrahim Öztürk kendi programlarıyla Monster ekranlarında oluyorlar. Biz yeni sezonu iki hafta önce başlattık ama 6 Eylül'den itibaren evet gümbür gümbür devam. Çok çok teşekkürler. Videolarımızı beğenir ve kanalımıza abone olursanız bu elbette etkileşimimizi, paylaşımımızı artıracak. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.